Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. 6 Ekim Perşembe günüsü Aragaz başladı. Ben Deniz Kadir Çöptemir. Ahan da bu da Pascal Numa. Günaydın babuşlar ve de canuşlar. Canuş kim abi? Abi babuşlar erkek, canuşlar bayan. Bayan değil, bayan ne ya? Kadın ya da hanım diyeceksin. Kadın diyeyim. Kadın severim. Kadın iyi. O değil de Pascal. Şu stüdyonun da bir büyüsü var değil mi kardeşim? Var abi. Kesin bir büyü var. Valla. Şuraya bak ya. İnanın stüdyoya girmeden önce ikimiz de radyonun lobisinde uzun koltuklar var. Orada dazır dazır uyuyorduk. Hadi yayın dediler. Dürttüler. Kaşına kaşına zorla stüdyoya girdik. Fakat arkadaş stüdyoya girer girmez hemen cin gibi olduk ya. Evet ha. Abi büyüyor işte. Yani radyoyla alakası yok Pascal'ım, bu nedir biliyor musun? Ne baba? Bu işini sevmektir baba. İşini seven adam işini yaparken bir neşe duyar. İki huzur bulur. Biz işimizi seviyoruz, işimizin aşığıyız, o yüzden böyleyiz. Bir de arabalarımız var, o da önemli bir şey. İşe gelmek için metrobüse binmiyoruz. O yüzden ya metrobüse binsek istediğin kadar işini sev. Pascal daha günün başında sevilmiş spaya dönersin yani. Abi ben çok merak ediyorum. Bir gün bindir be. Yavrum atlı karınca mı bu ya? Ha? Metrobüs metrobüs. Allah Allah, şakası yok bunun ya. Binmek bir dert, bindin inmesi başka bir dert. Ayrıca bindiğin gibi inmesi ayrı bir dert. İçeride deformasyon geçirip bambaşka biri olarak inen bir sürü insan var ya. Şemsiyeli manyaklar falan peyda oldu şimdi biliyorsun. Çat çat vuruyorlar şoförü, Allah muhafaza, ne deliler var ya aramızda. Ne diyorsun sen ya? Olur mu öyle şey ya? Ya bu metrobüsten hiç inmeyen var, sen ne diyorsun ya? Metrobüs bu Pascal. Bizim aslında uzun uzun üzerinde durmamız gereken bir mevhuma. Gerçekten bak, bütün Türkiye'yi metrobüste okuyabiliyorsun abi. Bilmek lazım. Toplumu orada okuyacaksın. Yani halk değişiyor Pascal. O değişimi orada yakalayacaksın. Anlıyor musun bro? Baba, sen yakala. Hadi tırsın ben ya. Tırsık Pascal. Ya sendeki fizik, sendeki ten rengi bende olacak. Feriştahanoğlu'ndan tırsmam ya. O derece değil. Allah malzemeyi bir, güzel kadını iki, kıymetini bilmeyen kuluna veriyor, hikmetinden sual olmaz ya Rabbim. Ne hareke ya? Ya misal bakıyorsun şiir gibi kadın, yanındaki elemana bakıyorsun, ondan sonra GDO'lu zebze gibi ya. Sadece bir kere bir istisna gördüm Pascal, o da Küba'da. Küba, ne gördün baba? Ya böyle ilahi gibi bir hot major abla. Transparan bir elbise giymiş. Arjantinli. Hakikaten çok canavar bir şeydi. Yani hayal et yani. Şöyle. Yani gelse dese ki, Kadir dese, senle olurum ama önce Paskal'ı kıtır kıtır kesmen lazım dese, hiç düşünmem, kıtır kıtır kör testereyle keserim. O derece güzel bir kadın. Oha Kadir ya. Bu mu yani? Ya sana dese sen de yaparsın. Bak öyle böyle bir güzel değil ama. İnanılmaz bir şey. O zaman keserim. Yanındaki adama baktım. Hani genellikle böyle heykel gibi kadından yanında offside tipler olur ya. Yok abi, çocuk kadından daha heykel. Yani senden benden istesin, biz vermek için yarışırız. O derece yakışıklı bir çocuk yani. Ne vereceğiz baba? Anlamadım da. Yani okey'i veririz, yolu veririz. Yani veririz derken yani Kadir abi, Pascal abi şunu şöyle yapayım mı dese yap koçum deriz. Yol verir, destekleriz manasında demek istiyorum, o manada yani. Ya ne anlatıyorum ben ya? Üf, neyse, nereden girdik nereden gel. Pascal sana bir şey izleyeceğim. Ben tabii mevzunun ne olduğunu da unuttum ya. Azıcık Tori'yi işletelim ya. Mevzulara kendin ayık kardeşim ya. Ha, neye girdik biz mevzuya, ne dedik biz? Kadir, metrobüs dedik. Ha, metrobüsten Küba'daki peki transparan elbiseli hot major ablaya nasıl geldi mevzu peki? Abi ne bileyim, bodoslama girdin. Takip edemiyorum seni. Harbiden ben buradan buraya nasıl geldim arkadaş ya?
Neyse tamam peki hadi başlayalım artık o zaman, hemen zırt diye sinyal verip kenardan yoldan çıkalım. Neydi bizim Twitter adresimiz Pascal, bro? Pascal Askizgi Kadir. Bir de combo yap Askizgi. Bravo be. Senin Instagram adresin neydi? B numara 21 seninki Kadir. Güzel, benimki de Kadir Çopdemir'di. Gayet eğlenceli Instagram sayfalarımıza bekleriz. Orada da yardırıyoruz. Abi. Evet. Şimdi başlayalım artık. Herkesin işi gücü rast gelsin, tabancasından ses gelsin diyelim. Hayırlı işler, bol gülüşler dileyelim. Ve başlayalım. Hayırlı işler. Aragaz. Her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Yes sir. İşte o an geldi. Ay, posta şiirdi mi? Hayır hayır. Acizane kendi kalemimden dökülen mısraları arz edeceğim Pascal. İyi bari. Konu ne? Doğaçlama. Duygu tosarttım. Nasıl demeli? Cover yaptım Pascal. Ortaya karışık. Öyle mi? Öyle oldu bu sefer, öyle oldu. Yapıştır bakalım hadi. Fon müziğiyle beni destekler misin? Köpeğin ölür. Tabii tabii. Geliyor. Evet efendim, işte bünyemden, usumdan, tipimden dökülen titreşen duyguların tosarmasıyla mısraların hayat bulması. Yani şiir. Halkıma minik bir armağan. Deniz ve mehtap sordular seni neredesin? Gişelere takılmıştır dedim, yumuşattım biraz. Deniz mıkırdanır gibi oldu önce. Mehtap zaten hafif alkollüydü. Deniz mehtaba yılıştı. Neredesin? Deniz ve mehtap yordular beni. Neredesin? Nasıl derim terk etti? Nasıl derim nikah masasında çark etti? Nasıl derim hain emellerimi fark etti? Alay ettiler beni. Sen oldun bunlara bak sebep. Deniz nanik yaptı ardımdan. Mehtap kulaklarını çekip dilini çıkardı. Martı dedi, gördüm ah onu. Belinde erkek kolu. Dedim fiştik atma martı, sana uçarım. Sana da gagana da başlarım. Uçmasam da yerden ağrı taşlarım. Deniz güldü halime. Bir avuç su verdi elime. Biterse gözyaşını al dedi, doldur tekrar yerine. Dedim deniz, silecek suyum oğlum bu. Antifrizde katayım mı? Rüzgar ve martı sordular seni neredesin? Bulut ve serçe cepten aradı. Şimşek ve yağmur yarın ofisine geliyor. Bir de sevdiceğim kutup ayısıyla bedevi aradı. Aradığımızı söyle o anlar dedi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Nasıl buldun Pascal? Kadir, böyle kendimi var ya, uyuşmuş hissettim. Tabii büyüyen sanata alışık değil ya, yüksek sanata maruz kalınca ilk başta elde ayakta uyuşma oluyor. Normal, o geçer sonra. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes sir. Gareth Bale'ı bildin mi? Bilmem mi? Real Madrid'li. İngiliz. İşte o Gareth Bale'ın başı mafyayla derde girmiş hacı. Hadi be. Ne olmuş? Haraç mı? Yok abi. Haraç değil. Gıllı gıçlı bir iş ya. Şimdi bu Bale'ın karısının kız kardeşi var. Baldız. Baldın tatlı. Ağzın bal iyisin. Bu Bale'in baldızı sakat bir kızmıştı. Mafyanın elmaslarını çalmış. Abo. Mafya da kızı aramış, bulamamış. Bale'in yakasına yapışmış. Baldızının bizden arakladığı elmasların parası artı şu kadar mesarif öde diye. Oh. Ya ben bu Bale'i severim ya. Çocuğa yardım etsek acaba? Parayı mı ödeyeceğiz? Git yat oğlum, bana gelmez. Yok be abi, ne parası? Madem İspanyol mafyası Bale'e sarmış, biz de Harami Dere'den Çokomik Osman abimizi devreye sokacağız. Abi, Çokomik Osman abi girmez bu işe. Ben biliyorum. Ya vicdan sahibi adamdır kardeşim. Girer, düşmüşe el uzatır. Önce bir arayalım onu. Ara bakalım abi ya. Ama Kadir, dikkatli konuş. Misafir ol. Sakata gelmeyelim. Tamam tamam, merak etme. Ha, arıyorum. Arıyorum, Çokomik Osman abiyi arıyorum. Ana da çalıyor. Alo. Harami Dere'nin en ağır abisi Çokomik Osman abiyle mi görüşüyorum? Selamun aleyküm. Hacı Çokomik Osman abi. Ben Kadir Çöptemir. Pascal Numa da burada. Ellerinden öpüyoruz abim.
Çok komik Osman abi, sağ ol, var ol abim. Abimizsin. Sayende bir sıkıntımız yok abi. Ne diyor Osman abi? Sağ ol yeğen diyor. Var mı bir sıkıntınız? Canı sıkan, sizi darlandıran birisi varsa basıverelim bir akşam evleriniz eline diyor. Versene çok komik abi ya. Ver. Al al, dikkat. Alo. Çok komik Osman abi. Ben Pascal. Nasılsın babacığım? Allah şükür ya. İyiyim. İyiyim babacığım. Babacığım, sana parfüm getirdim. Paris'ten. Evet. Kaz ciğeri de söyledin ya. Aldın baba ya. Getirdim. Bir ara aldır. Ya ver şunu, adamı meşgul ettiğin işe bak ya. Alo. Çok komik Osman abi. Ya şimdi bu Real Madrid'e top oynayan Gerrit Bale diye bir arkadaş var. Ha, güzel bir arkadaş. Bunun baldızı mafyanın elmasını çalmış abi. İspanyol mafyası da çocuğa çökmüş abi. Abi biz diyoruz ki sen bir devreye girsen abi. Abi adı Gerrit Bale. Ha, Christian Bale değil abi. Christian da değil. Evet tabi abi. Yani çocuk Real Madrid'de topçu abi. Aslen İngiliz abi. Evet abi. Tamam, öyle bir barter yaparız abi. Tamam, biz Bale'i arayıp konuşuruz abi. Sana döneriz. Ellerinden öpüyoruz çok komik Osman abi. İşin gücün rast gelsin abi. Davancandan ses gelsin abi. Hürmetle çok komik abi. Tamam bak, diyor ki ben devreye girerim diyor. Arayalım şu Bale'i, hadiseyi çözelim lan. Ah be Kadir be. Çocuk var ya, ne sevinecek be. Büyük sevap vallahi. Ya arıyorum. Aha Bale'i arıyor. Aha çalıyor. Alo. Baldızının yaptığı arakçılık yüzünden İspanyol mafyası ile başı derde giren Real Madrid'in topçusu Bale'le mi görüşüyorum? Selamun aleyküm Hacı Bey. Ben Kadir Çöptemir, yanımda eski efsane topçu Pascal Numa var. Çevez, ne haber Çevez? Merak etme, o işi çözdük. Rahat ol, hadi en iyisin. Alo Bale. Ha, şimdi canım, sen bu İspanyol mafyasıyla başın derde girdiğini duyunca biz Pascal'la kendi içimizde düşündük. Senin işini çözmek için güzel bir abimizi devreye sokmaya karar verdik. Sözü geçen ağırlığı olan bir abimiz Harami Dereli Çok Komik Osman. Kadir, söyle ona saygılı olsun. Aman abi, Osman abi yanlış almasın. Şimdi Bey'im, çok komik Osman abi dedi ki yine. Bey kardeşinin işini çözerim ama dedi. Yalnız dedi, ben dedi zincir büfe işine girdim dedi. Birkaç açılışa Bey arkadaş da gelecek dedi. Elimle ona ıslak hamburger yedireceğim. Goralı falan yedireceğim dedi. Hamburger değil abi. Hamburger. Çok komik Osman abinin bir inovasyonu. Kırmızı et, beyaz et karışık hamburger köftesi. Hamburger koymuşlar adını. Geleceksin abi. İşte bazı yerlerde büfelerin açılışında göreceksin. Çok komik abiyle fotoğraf vereceksin. O da senin işini... efendim gidin mi? Çok komik abi duymasın. Ya yavrum bey, sen ne yaptın farkında? Alo? Yüzüme kapattı ya. Abi, çok komik Osman abi var ya. Adını madar ettik. Pascal, bu gizli kalsın yavrum, kimse duymasın. Sabancı taraflarında falan tanıdık köylü var mı lan, ahırında bir 10 gün saklansak? Ne bileyim lan ben. Allah Allah. Allah'ım sen bizi koru. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Yes sir. Dün tam evden çık... Kadir telefon. Allah Alo. Aleyküm selam. Ne Kadir Çöptem ağa kardeşim? Kadir Çöptemir, yettiniz ya. Öğrenin artık şu soyadını ya. Çöptemak ne lan? Ya ne bileyim, öyle diyorlar ya. Alo, kimsin? Ronaldinho mu? Ya o kadar çok var ki Ronaldo türevleri. Sen hangisin? Dişlek olan uzun saçlı mı? Ha bir ara Peşiktaş istiyordu seni lan ha? Ha buyur hayırdır. Pascal abin mi? Burada. Neyse. Pascal abim oradaysa ellerinden öperim diyor. Allah Allah. Neden çıktı bu? Durup. Pascal abim benim canım. Her zaman onu örnek aldım diyor Ronaldo. Çok affedersin, bir şey soracağım. Sen bu Pascal'ın hastasın lan, yoksa bir menfaatin mi var? He? Ha şöyle çıkar bakayım ağzından baklayı. Ne istiyor baba? Abi diyor, futbolla alakam kesildi diyor, ortada kaldım diyor. Bışıkçıştı diyor, vaktiyle beni istemişti diyor. Acaba diyor Pascal abi beni bışıkçı aldırır mı diyor. Bışıkçı ne ya? Dişlek ya Pasko. Beşiktaş diye mi bışıkçı diyor. Ha.
Beşiktaş gelmek istiyor. Pascal abim diyor aracı olsun diyor. Hazır Beşiktaş'ta diyor Sosa'nın boşluğu dolduramadı diyor. Ben faydalı olurum 3-5 kuruş ekmek parama bakarım diyor. Araya girmeni istiyor. Bir saniye. Bunu aldırın. Udişek var ya Beşiktaş'ın kapısında geçilmez. Vallahi. Bak şimdi Ronaldinho canım benim. Şimdi Pascal abim burada tarif etmemin çok da uygun olmayacağı bir hareket çekti. Senin Beşiktaş işi biraz yaş gibi gözüküyor canım. Ha Beşiktaş hot matcher futbolcuyu seviyor. O ayrı bir şey. Ama yani sen de çok başını oynattın ya. Adamların kalbini kırdın be. Evet abi. Kullandın, oyaladın. Beşiktaş'la bu. Koca camia bir yerde öyle mi? Sen şimdi işsiz misin canım? Futbol dışında başka bir iş düşünüyor muyuz? Süper fikir. Abi şey söyle. Altan abi. Bak Pascal hatırlattı. Bizim kapalı çarşıda Altan abi var halıcı. Oraya koyalım mı lan seni? Gelen Brezilyalı'ya Portekizli'ye halı gaz killersin. Obrigado hesabı. Ya lan? Ne diye? Abi diyor. İstemiyor mu? Abi diyor kapalı çarşıya uyanık adam lazım diyor. Ben biraz angudum tipimden de belli olmuyor mu diyor. Kadir sor bakayım ön muhasebe. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Pascal abin yine söylüyor. Ön muhasebe tutuyor musun yavrum? Yok yavrum hepsini sadece önden tutacaksın ya. Gerisini başkası tutuyor. Ya zamanla hepsini de tutarsın önemli değil. Sen bir önden başla tutmaya. Yavrum ön muhasebe ne demek? Muhasebeci olmadığı halde kafası bu işlere basan adam demek. Hesabın kitabın nasıl lan senin? Anlıyorum. Nasılmış? Abi diyor ben diyor bakkal defteri bile tutamam. 3 günde karıştırırım anasız diyor. Kadir diyor, belli baba tipine bak. Ya Ronaldinho bak o zaman Pascal abi sana balıkhanede bir iş buldu ona sokalım seni ya. Evet Ronaldinho balık pazarında var ya kafkanları indir. Olur mu? Abi çok sevinirim ben bu işe. Tam benlik iş diyor. Bu da bizim intikam. Aragaz. Her friki, gol yapan tek program. Aragaz. Paskal. Gel diyorum. Twitter'dan dinleyicilerimiz bir duyuru yapmıştık ya. Hangi ünlüyü aramamızı istiyorsunuz konuşalım yazın bize diye. Evet evet. Tabii aralarda yazıyorlar yani. Çoğu Türk ünlüyü aramamızı istiyorlar. Efendim bunu defaatle söylüyorum. Pek Türk ünlü arayamıyoruz anladığınız üzere. Ecnebi aramamız gerekiyor. Sena Çatıkkaş maskı aramamızı istemiş. Kim o abi o? Elon Musk ilginç bir adam. 2022 yılında insanlığı Mars'a götüreceğini iddia ediyormuş. Hatta 80 günde 100 kişiyi Mars'a götürebilirim falan demiş. Kafayı yemiş o. Evet Sena Çatıkkaş diyor ki abi diyor bir arayın sorun bakalım diyor. Niye götürüyor nasıl götürüyor Akbil geçiyor mu orada diyor. Arsın Sena da kafayı yemiş. Ya normal insan bizi dinler mi Hacı abi? Ya biz deli dinleyici bizden deli. O zaman dinleyicimiz Sena'nın arzusunu yerine getireceğiz. 2022'de insanları Mars'a götüreceğini iddia eden Elon Musk'ı arayacağız ve onunla konuşacağız. Sözümüz ara söz. Bakayım abi. Arıyorum. Arıyorum. Çalıyor. Alo. 2022'de insanlığı Mars'a götüreceğini söyleyen Elon Musk'la Musk'lan mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Musk. Ben Kadir Çöptemir, Pascal Numa da burada. Alo, dayı ne haber dayı? Kafayı mı yedin? Ne Mars'ı lan? Ya bir dur be Pascal. Alo, şimdi Sayın Mars, şimdi siz insanlığı niçin Mars'a götürüyorsun Hacı abi sen? Bak sen ilginç. Ne oluyor be? Ne diyor? Kadir'cim diyor aslında ben travel işindeyim diyor. Ama bütün destinasyonlar dolu hiçbirine giremiyorum diyor. Charter seferlerin hepsi full çaktı diyor. Ben de uzay muzay diye bir dümen tutturdum diyor. 2022'ye kadar Allah kerim diyor. Ön ödemeleri topluyorum diyor. Baktım teknoloji gelişmedi diyor. Mars'a gidemiyoruz ben paralar alır aynen zıvaynen olurum diyor. Vay karaktersiz, edepsiz, terbiyesize bak ya. Ne bileyim işte öyle diyor. Yani ben karışmam. Alo, çok başvuru var mı abi? Ödeme yapan çok mu yani? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya? Olmuş mu? Abi diyor dünyada keriz mi yok diyor. Cam kenarı koltuk isteyen bile var diyor. Yalnız bayan yanı satmıyoruz diyor. Mars'a kadar yol epey sürüyor diyor. Bayan yanı erkek oturursak sakatlık çıkar diye düşünüyoruz satmıyoruz diyor. Vay be Kadir. Demek bazı şeyler uzayda da değişmiyor. Şimdi Sayın Mars. Şimdi
Sizi aramamızı dinleyicimiz istedi. Ayrıca size sormamızı istediği bir soru da var. Mars'a giden araçta aylık Akbil İstanbul kart geçecek mi? Yani bunu öğrenmek istiyoruz. Orası öyle evet. Ne diyor? Kardeşim diyor, siz yancısınız, onu anladık da dinleyiciniz de sizden büyük yancı diyor. Olacak şey mi bu diyor ya. Öyledir maalesef. Üzüm üzüm bakar bakar kabarır. Abi üzüm üzüm bakar bakar kabar değil. Üzüm üzüme baka baka. Neyse be Kadir. O da olur, bu da olur. Peki Sayın Mas, şimdi Mars'a giden araçta ördek diye tabir ettiğimiz ayakta yolcu alma durumu olacak mı abicim? Evet. Tabii. Çok talep olursa ayakta da yolcu alacaksın yani. O zaman Pascal'la ben ayakta gideriz ya. Fiyatta bir indirim olur mu? Ya Kadir, yol uzun lan. O kadar yol girilmez. Ayakta hem de. Yok baba, oturup girelim. Ya çok para kesiyor Pascal. Oturarak gidemeyiz, bizim gücümüz yetmez ona kardeşim. Ya Kadir, zaten bizim Mars'a ne işimiz var? Bu Mars var ya, beni bozar. Peki Sayın Mars, şimdi sen madem böyle Mars'a falan adam götürürüz, sana bir sorum var. Sevaba girmek ister misin abi? İstiyor mu? İstiyormuş. Şimdi abi, o zaman boş ver sen Mars'ı falan da. Sen bizi akşam trafiğinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne ya da Selami Çeşme'ye götürebiliyor musun ya? İşte o zaman işe yaradın hacı. Yoksa yemişim Mars'ı, boş uzayda ben de giderim. Ha? Delikanlıysan E5'ten bizi akşam gelirde havaalanına götür takılmadan. Efendim? Yemedi değil mi? Ya yemedi tabii. Angut. Ne diyor baba? O dediğini diyor başaracak bir insan evladı. Yok yavrum diyor. Akşam trafiğinde Levent'ten Yeşilköy'e gitmek dünyadan Mars'a gitmekten 1000 kat daha zor diyor. Ben o işlere giremem diyor. Ya her gün gidip gidiyoruz. Allah yardımcınız olsun diyor. Eyvallah Sayın Mask. Hadi siz de işinizden almayayım. İşiniz gücünüz ses kessin. Tabancanızdan ses kessin. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, değil mi habire? Pascal. Yes sir. Türk erkeği aşkı internette arıyormuş abi. Niye baba? Nerede arasın baba? Sokakta mı arasın? Elbet internette arayacak. Bir kere daha kolay. Nesi kolay ya? Yapma be. Ya en basitinden şu Tango'da ne yapıyorsun? Açıyorsun. Şu an İstanbul'daki online bütün kızlara gönder diyorsun. Merhaba yazıyorsun. Cız bir sürü kıza aynı anda merhaba diyorsun, öyle mi? Orası öyle. Çık sokakta dene bakayım yüzlerce kıza merhaba demeyi. Başına neler gelecek? Sopayası. Tabii. Bir de bizim kızlarda garip bir huyu var. Pardon bakar mısın diyorsun. İlk önce çantasını kolunun altına sıkıştırıyor. O ne ya? Ya bu kadının kafasında direkt erkek sokak gasp denklemi var. Böyle bir üçleme var yani. Ben buradan aşkı nasıl çıkaracağım Pascal? Ha? Doğru diyorsun abi. O yüzden tabii ki internette arayacak Türk erkeğe aşkı, çok affedersin. Bak sen az önce şarkı arasında 4 tane kıza selam gönderdin Tango'dan. Hangi ülkelerden onlar? Costa Rica, Kolombiya, Brezilya, Arjantin. Ya buyur neticeni ya. Oturduğun yerden binlerce kilometre ötede hiç tanımadığın kıza selam yolluyorsun ya. Daha ne olsun, öyle mi? Evet abi, bize kolaylık. Allah var ya, yapandan razı olsun. Bu arada hep Latino kızlara selam gönderdiğini fark etmedim sanma Pascal. Abi havara soğudu. Sıcak iklim lazım. İçimiz ısınsın. Anladın mı? Ya bu sevgiliye devre mülk gibi bakan zihniyetini de kınarım ben Pascal abi. Yaz gelince kışlık sevgili, kış gelince yazlı sevgili. Bu ne abi? Abi bundan sonra böyle. Size ne göre? Öyle takılacağız. Ya tek bir sevgiliye angaje olmaktan vazgeçtim diyorsun yani. Evet abi. Yaza kışlık, kışa yazlık. Tez var araba. Ama nasıl? Ama yani şöyle bir 4 mevsim birer, hani 4 mevsim hakim bir kız bulsak, durulsak daha iyi değil mi Pascal? Abi yok o. Ben çok aradım. Vallahi. Bulamadım baba. Bulunamıyor baba, bulunamıyor. Ben de epey bir baktım. O zaman aç Tango'yu. Açtım. Bula girelim. Girelim. Dünya çapında aramaya gir. Evet. İğneyi Arjantin'e sapla. Sapladım. Buenos Aires'e sapla iğneyi. Orayı sapladım. Sadece kadınlar. Evet. Geldi mi döküm? Geldi baba. Ya kısmet o zaman be Pascal. Hadi bakalım neymiş? Nevis Rodriguez, güzel. Aç abi Google Translate'i, aç. Evet. Evet, Türkçe İspanyolca çeviri. Yaz abi merhaba. Merhaba. O kadar güzelsin ki dibim düştü. Çevir İspanyolca. Dur. O kadar güzelsin ki Kadir'in dibi düştü. Neymiş İspanyolcası? Çevirdi. Neymiş? Eres tan hermosa que me cae en la parte inferior. Güzel, copy paste yap. Bütün listedeki Arjantinli hanımlara yapıştır gitsin Pascal. Gönderdim baba.
Ay Kadir, ayıp olmasın ya. Toplu mesaj oldu. Ya bütün hatunlarda ayrı mesaj mı olacak yani? Toplu mesajdan daya gitsin kardeşim. Artık sana kuvvet. Hadi bakayım, bekleyelim bakalım. Yaptım zaten ya. Bakalım ne gelecek. Ya lep demeden Çorum diyorsun ya. Ben de bu huyunu seviyorum ya. Hadi canım benim. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Gel hocam. Dinleyici sorusu var. Hemen bakalım abi. Twitter adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın efendim. Allah razı olsun. Hem de iki dünyada. Evet, Soykan diyor ki kendisini de Aragaz'dan sorumlu genel müdür yardımcısı yapalım bence. CFO. He. O güzel abi. Peki. Tamam mı? Aragaz sorumlusu ve CFO yaptık. Başarılı çalışmalarına olursa maaş da bağlarız, merak etme. Evet. Diyor ki kız arkadaşım çok kıskanç, beni kankamdan bile kıskanıyor. Bunu nasıl aşacağım diyor. Hatta bu yüzden ayrılabiliriz bile demiş. Ya Kadir, bu kadınlar var ya, benim hiç kıskanmadı. Yavrum senin neyini kıskanacak? Ne var ya? Senin her şeyin ortada. Ama bazen böyle olur. Bazen de kadınlar sevgilerini erkek arkadaşından, kankasından bile kıskanır. Sana oldu mu? Ya Pascal, şu gökyüzünün altında olup biten ne var ki benim başıma geldi? Tabii ki oldu. Elbet geldi başıma ben. Ne oldu Kadir? Kesin mavra. Söyle bakayım. Ah, benim için acı bir hikaye. Ama epey gülebilirsiniz yani siz. Baba anlat. Lütfen abi ya. Şimdi abi yıllar evvel. Tay gibi delikanlılık zamanımız. Bir sevgilim var. Dünya güzeli bir kız. Bir de kankam var. Bünyamin. Hı-hı. Benim hatun Bünyamin'i kıskanıyor. Allah Allah. Hep onunla vakit geçiriyorsun diyor. Yine Bünyamin'le mi takılacaksın diye laf sokuyor. Ya ben de güzelim diyorum. En yakın arkadaşım Bünyamin. Takılıyoruz. Erkek muhabbeti. Kafa dağıtıyoruz. Ne var bunda bozulacak diyorum. Neyse. Ama takıyor buna yani. Ama Kadir ya. Kıskançlık da bir yere kadar be. Demek var ya, şimdi olsa o kız beni de kıskanır. Kesin zehirlerdi seni. Neyse, Bünyamin çok efendi çocuk ha ondan sonra. Mesela sen çakalın tekisin. Yani seni yok etmeden rahat edemezdi, onu da söyleyeyim ya. Allah korumuş. Neyse, kıskançlığın dozu gün geçen, her geçen gün artıyor. Artık kavgalar çıkmaya başlıyor. Ya güzelim diyorum, çocuk benim kaç yıllık kankam diyorum, efendi bir insan diyorum, beni sakat ortamlara sürüklemiyor. Ne var diyorum, niye rahatsız oluyorsun diyorum. Sen yine Bünyamin'e gidiyorsun, ben kimim ki zaten, senin için her şeyden önemlisi Bünyamin falan deyip duruyor bu ya. Bir gün Bünyamin kız arkadaşından ayrıldı. Dağıldı çocuk, beni aradı. Dedi ki abi görüşmemiz, ama dil dolanıyor, belli ki zil gibi içmiş zil zurna. Gittim. Ondan sonra onu o mezbellikten çıkardım. Kafası bir dünya. Evime getirdim. Niye getirdin? Kendi evini. Abi aşk acısı çekiyor çocuk ya. Çocuk yalnız kalmasın. Konuşalım bir. İçini döksün. Ferahlasın istiyorum. Vay Kadir. Büyük kankası. Estağfurullah abi. Neyse. Bünyamin'i Zizun'u eve getirdim. Ağlıyor çocuk. Baktım bu öğürmeye başladı. Ondan sonra tavus kuyruğu çıkardı. Kusuyor mu? Yani işte bir nevi öyledir yani. Tavus kuyruğu çıkaracak demiştim. Sen hemen atladın. İstanbul'da eskiden öyle derlermiş. Tavus kuyruğu çıkarmak derlermiş. Tavus kuyruğu. Tabii abi. Onunla yaşadığın yerinde bazı laflarını bileceksin. İstanbul argosu. Ben bilmiyorum abi. Dedim ki Bünyamin kusacak. Şunu bir sokayım banyoya, kusturayım dedim. Soydum. Üstünde bir don kaldı. Banyoya götürdüm. Bu istifra etti. Neden istifa etti? İstifa etmedi abi. İstifra etti. Yani kustu yani. Öyle de o zaman. Ama öyle dedim zaten. Neyse, önceden soymuştum Bünyamin'i. Bir don var üstünde ama ayağa kalkacak durumda değil. Ağır da bir çocuk. İri yapılı. Aldım bunu kucağıma. Oturma odasına götürüp çek yatağa yatıracağım. Bünyamin kucağımda oturma odasına bir girdim. Ana! O da ne? Benim kız koltukta oturuyor. Bünyamin kucakta. Evet. Üstüne sadece don. Bünyamin benim kucakta. Bünyamin'i deli gibi kıskanan sevgilim karşımda koltukta. Kız benim kucağımda Bünyamin'le bir gördü. Sonra ayağa fırladı. Biliyordum zaten dedi. Ama kız haklı. O ne abi? Ya düşün, Bünyamin donuyla kucağımda, kolları boynumda, oturma odasına gelirken kız bizi gör. Yavrum durum bildiğin gibi değil, izah edeyim diyecek oldum. Dinlemez. Yo dinledi, buyur izah et dedi. Tam ağzımı açıp durumu anlatacağım, üstüme bir yılgınlık, bir bezginlik çöktü.
Yorulmuşum laf anlatmaya çalışmaktan. Aman dedim boş ver dedim ya. Evet yavrum dedim, durum düşündüğün gibi dedim, haklısın dedim. Sonra ne oldu? Kız ağlayarak çıktı gitti. Ben de Bünyamin'i çek yata yatırdım, olaydan hiç bahsetmedim. Kadir bana bak. Bana böyle bir şey olursa sakın soyma beni. Lütfen. Sana elimi bile sürmem bro, deli misin ya? Aferin. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. İşte o an geldi. Abi demin okudun ya. Eni mi ya? Yok bu sefer başka bir an. Hangi an? Yeryüzüne düşen son bilgi taneci. Bilim dünyasının parlak çocuğu. Adıyla akademik kürsüleri titreten bir abide. Yüzündeki nurun ışığıyla gökteki kandilleri bile kıskandıran. Nev-i şahsına münhasır dev yarası isim. Allah'ın insanlığa lütfu. Cahilse var büyük insan. Dilber Kortaylı hocamız telefon attığımızda. Tabii sen cahil olduğun için Kadir, gökte kandil olmayacağını bilmiyorsun. Hocam sembolizmi kullanarak gökteki yıldızları kandile benzetmek suretiyle yani. Aman efendim, yani divan edebiyatında 500 sene yapılmış bir şeyi sanki yeni bir şey bulmuş gibi getirip ortaya koymanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Hocam yine sana kendimizi beğendiremedik ya, neyse. Ben en son bir şeyi 1977 yılının teşriğini evvel ayının 3'ünde beğenmiştim. Ondan sonra bana bir hal oldu, hiç kimseyi beğenmez oldu. Hocam ya beni? Beni beğeniyor musun? Ben bazen böyle hoşuma gider gibi oluyorsun ama kendime engel oluyorum Monşer. Diyet yapan birinin aklının dönerek kayması gibi. Ay nasıl alegori yaptım, ayaküstü. Kadir ne diyor lan? Seni dönere benzetti Pascal. İyi bir şey mi? Vallahi anlamadım. Anlamazsın. Niye? Çünkü anlamak için bilgi lazım. Ve bilgi de yetmez, bilgiyi analiz edip analitik sonuç çıkarmak için tez ve antitez üretecek bir kültür lazım. Sizde bunlar yok. Niye? Çünkü sizde beyin yok. Cahilsin. Hocam siz de harcadınız bizi ya, aşk olsun ya. Hep bunu yapıyorsun hocam vallahi ya. Dilber hocam size bir soru var, onu cevaplayın. Biraz bilgi çıksın şakaklarınızdan. Der bakalım bana sabah cahilini. Pınar diyor ki, Dilber hocam cehaletimi affedersiniz, bir şey soracağım. Ben yeni doğum yaptım. Karnımda doğum çatlağım oluştu. Acaba bu doğum çatlaklarını nasıl giderebilirim diyor. Soruya gel. Yani şimdi kızmayayım diyorum ama nasıl kızmayacaksın? Al cahil cahil sormuş. Niye hocam, doğum yapan hanımlarda o genel bir sorun, bu olağan bir durum yani. Doğum çatlakları hanımların canını sıkan bir şey. Baş edememiş, sizden öğrenmek istiyor. Bu cahillik değil bence. Bir kere nasıl doğum yaptı onu yazmamış. Sezeryanla mı yaptı? Bu normal doğum mu yaptı? Sonra erken doğum mu, vaktinde mi doğurdu? Sonra nerede doğurdu? Onu doğuran ana balinanın mı yoğurdu? Sonra nerenin yoğurdu? Silifke'nin mi, Ergenen'in mi? Kadir, o hocanın kafa gitti. Yine gitti. Dilber hocam, bu sezeryan işlemi gerçekten Jules Sezar'ın emrettiği bir operasyon mu? Oradan mı geliyor adı sezeryanın? Evet, Jules Sezar emretmiştir. O yüzden sezeryan deniyor. Hocam, Sezar niye böyle bir şey demiş? Ha? O da mı cahil? Tabi bu Jules Sezar tarihteki en büyük cahil. Her şeyi böyle savaşla çözüyor. Tabi savaş bu. Pırasa gibi adam doğranıyor. Ne oluyor? Asker açığı var. Asker lazım, nasıl olacak? Çocukları 8 aylıkken analarının karnını keserek çıkartıyorlar. Hocam ama vahşet bu ya. Ayıptır be. Vahşetin 4 atlısından biridir bu. Hocam o mahşerin 4 atlısı değil miydi ya? Cahil, o mahşerin değil Monşer. Monşerin 4 atlısı. Hocam yok öyle bir şey. Monşer ne ya? Sizi getiren geminin pervanesi kopsun. Bana akıl öğretenlere bak. Size vasiyetim olsun. Ben ölünce beni bu cahillerle aynı mezarlığa gömmeyin. Yani orada da rahat bırakmaz bunlar. Allah korusun. Ağzınızdan yer alsın hocam. Al bir cahilce laf daha. Bak açtım ağzımı. Yel aldı mı alma. Taçma yani. Hadi, hadi abi kaçalım bu iyice yatak sarayı. Hadi gel, kaldığımız yürü, yerden devam ederiz. Paska paka. Bye bye. Paska. Oman Kadir çok
değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.